İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Engin Karagöz görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da soru söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Menkıbeler. İmam-ı Rabbani, Kuddisesi Ruh. Fırsat henüz eldedir. İmam-ı Rabbani ki, çok büyük bir evliya, ilminin ışığıyla aydınlandı bu dünya. Bir kimseye mektupta yazdı ki, bilmem neden, sıkılıyorsun oğlum bizim sohbetimizden. Zenginlere yanaşıp arkadaş oluyorsun. Lakin böyle yapmakla çok fena yapıyorsun. Bugün için gözlerin kapalıysa da fakat, yarın açılacaktır bu gün gibi hakikat. Lakin o açılmanın faydası olmaz artık. O gün olur sadece nedamet ve pişmanlık. Zira Cenab-ı Allah buyurdu ki ayette, onlar ziyan ettiler dünya ve ahirette. Ey oğlum! Bir çöpçü ki, takva ehli ve fakir, günahkar zenginlerden kat kat daha iyidir. Sen şimdi bu sözlere belki kulak verirsin. Belki de inanmayıp şaşar hayret edersin. Fakat bir gün gelir ki inanırsın akibet. Lakin o inanışın faydası olmaz elbet. Yağlı tatlı yemekler ve süslü elbiseler seni bu felakete sürükledi bu sefer. Elden kaçmış değildir bu imkan henüz fakat, her an kurmak mümkündür iyilerle irtibat. Lakin bunda acele etmeli ki evladım, ecel takip ediyor ardından adım adım. Vakit iki tarafı keskin kılınç gibidir. Onun için bu ömrü ganimet bilmelidir. Helekel müsevvifun buyurdu Resulullah. Yani sonra yaparım diyenler bulmaz felah. Bu ömrü lüzumsuz ve faydasız şeylerle geçirme ki mahşerde hiçbir şey geçmez ele. Ey oğlum! Bu dünyaya etme ki hiç temayül, ona tutulur ise elden çıkar o gönül. Sen gönlünü sadece Allah'a vermeye bak. Zira bir sermayedir Hakk'a gönül bağlamak. Hayal olan dünyanın ardında koşma artık. Düşün neyi sattın ve neyi aldın karşılık. Dünyayı almak için ahiretini satmak ve Allah'ı bırakıp insanlara yaranmak, akıllı insanların yapacağı iş değil. Bu iş ahmak olmaya olur ispat ve delil. Dünya ile ahiret zıttır birbirlerine. Birini kalbe koysan yer kalmaz diğerine. İkisinin sevgisi bir kalpte toplanamaz. Yani ikisine de muhabbet mümkün olmaz. Öyleyse İki zıttan birini seç nihayet
seçtiğine karşılık sat kendini, feda et. Lakin iyi düşün ki dünya elbet fanidir. Bugün senin olsa da yarın bir gayrinindir. Ahiret azabı ise sonsuz ve çetindir pek. Bunun için tercihte iyi düşünmek gerek. Hem sonra Hak Teâlâ dünyayı sevmez hepten. Velakin çok sever ve razıdır ahiretten. Ey oğlum! Tavşan gibi gözü açık olarak, daha ne güne kadar sürecek bu uyumak? Dünya adamlarıyla arkadaş olmak ipek, öldürücü zehirdir onlar ile görüşmek. Oğlum, aklı olana yetişir bir işaret. Biz ise açık açık söylüyoruz, idrak et. Onlarla arkadaşlık etmekten sakın, sakın. Yoksa pişman olursun mahşerde elbet yarın. Uyurken seyrimde kaldım ağlıyor. Uyurken seyrimde kaldım ağlıyor. Hakkın divanına elim bağlıyor. Hakkın divanına elim bağlıyor. Şeyhime varsam ağlıyor, ağlıyor. Şeyhime varsam ağlıyor, ağlıyor. Yeşil alem ile gelir Muhammed. Allahümme salli, salli ala Muhammed. Allahümme salli, salli ala Muhammed. Yunus emreder ki dünyaya alandır. Yunus emreder ki dünyaya alandır. Güvenme maline, malin dağlandır. Güvenme maline, malin talandır. Seherde aşırma, uyku haramdır. Seherde aşırma, uyku haramdır. Yeşil alem ile gelir Muhammed. Allahümme salli, salli ala Muhammed. Allahümme salli, salli ala Muhammed. Aşkındır efendimiz. Allahümme salli, salli gönüllere. Zevk veren şevkindir efendimiz. Eşsiz ihsan yatan. Allahümme salli, salli ala İhlas iman otan. Allahümme salli, şefkat rahmet odan. Kalbindir efendimiz.
salli ala Muhammed. Allah'ım yine İbran olan استيها ها خلان شخصندر افندimiz صنع محمد ديان âleme rahmet deyen rehberi cennet deyen Rabbin bir efendimiz şefaat ya Resulallah. Salli ala Muhammed, Allahümme salli, salli ala Muhammed, Allahümme salli, salli ala Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin konusu Müslümanların fen ilmine hizmeti. İnsaflı bir Avrupalının Müslüman memleketlerindeki fenli çalışmalar hakkında neşrettiği bir makalede Müslümanların ilme hizmeti açık şekilde bildirilmektedir. Bu makaleyi yazan Jean Ferreira isminde bir Fransız olup, bir Fransız dergisinin 724. sayısında yayınlanmıştır. Bu uzun makalede özetle şöyle denilmektedir. Müslümanlar, Atlantik Okyanusu'ndan Amur Nehri'ne kadar genişleyen çok büyük bir İslam imparatorluğu kurdular. Müslümanlar son derece kuvvetli, sabırlı, cesur olmakla beraber harpleri kazanınca büyük merhamet gösteriyorlardı. Geçtikleri her yerde birçoğumuzun hala bilmediği büyüklükte bir medeniyet kurdular. Bağdat'tan Kurtuba'ya kadar geniş bir sahada kurulmuş olan İslam üniversiteleriyle o zaman çok bilgisiz olan Avrupalılara insanlık öğrettiler. 8. asırda ilk defa olarak Halife Harun Neşit namına ziyarete gelmiş olanlar, saraydaki insanların bilgisizliğine ve çoğunun okuma yazma bilmediğine hayrette kalmışlardı. Meşhur Versay Sarayı da bırakın yıkanılacak, banyo yapılacak bir yeri hela bile yoktu. İhtiyaçlarını lazımlığa yapıyorlar, sabahleyin bunu Sen Nehri'ne döküp yanlarında getirdikleri diğer bir kapla da içme sularını doldurup geri dönüyorlardı. Müslümanlar 9. asırda Avrupalılara ilk olarak rakamları ve sıfırı öğrettiler. Bunun gibi trigonometriyi de Avrupalılara öğreten yine Müslümanlar oldu. Önce sinüs ve kosinüs, sonraları ise bütün trigonometriyi Avrupalılar Müslüman üniversitelerinde öğrendiler. 9. asırdan 12. asra kadar dünyada ne kadar ilmi veya teknik bir gelişme varsa ancak Müslüman üniversitelerinde öğreniliyordu. Tıp hakkında eski Yunanlılar tarafından yazılan eserler, orta çağda cahil Hristiyanlar tarafından yakılmış olduğundan bunların asılları bugün elimizde bulunmuyor. Bunlardan şurada burada kalarak bu barbarca imhadan kurtulmuş olan parçacıklar Bağdatlı Hüseyin İbni Yohak tarafından Arabi'ye tercüme edilmiştir. Müslüman astronomlar dünyanın küre şeklinde olduğunu ispat ederek Avrupalıların dünya tepsi gibidir, denizlerde çok gidilirse aşağı düşülür inancını yıktılar. Doğru bir şekilde dünyanın çevresini ölçmeyi başardılar.
İslam ilimleri iki kısımdır. Birincisi din bilgileri, ikincisi fen bilgileridir. İslam alimi olmak için her ikisini de öğrenmek lazımdır. Din bilgilerini öğrenmek ve yapmak her Müslümana lazımdır. Yani farz-ı ayındır. Fen bilgilerinden lazım olanları yalnız bu işte meşgul olanların öğrenmeleri ve yapmaları lazımdır. Yani bu ilimler farz-ı kifayedirler. Fen bilgilerini öğrenen Müslümanlar diğer din kardeşlerini bu farzdan kurtarıyor. Kimse öğrenmeseydi ilim öğrenmek herkese farz olarak kalacaktı. İşte bu iki farzı yerine getiren milletler muhakkak ilerler, medeni olurlar. Kur'an-ı Kerim'de Şura suresinin 22. ayetinde mealen bir kimse dünya nimetlerine kavuşmak isterse ona istediğini veririm, ahiret nimetlerini isteyene de istediğini veririm buyurulmuştur. İstemek laflı olmaz, sebebe yapışmak. Yani çalışmak lazımdır. Allahü Teala dünya nimetlerine ve ahiret nimetlerine kavuşmak için çalışanlara dilediklerini vereceğini vaat ediyor. Müslüman olsun olmasın, beğendiğim gibi çalışan herkese veririm buyuruyor. Şimdi yukarıda da bahsettiğimiz gibi Batı'nın teknik yönden ilerlemesinin asıl sebebini onların Hristiyan olmalarına bağlayanlar çıkmıştır. Halbuki Afrika'da çok geri kalmış, sefalet içinde yaşayan birçok Hristiyan devlet vardır. Eğer her Hristiyan olan ilerlemiş olsaydı, o devletlerin de ileri tekniğe sahip olmaları gerekirdi. Aksine yine hiçbir semavi kitaba inanmamış, Japonya, Kore gibi uzak doğu ülkeleri de teknikte çok ileri seviyeye yükselmişlerdir. O zaman ortaya şu netice çıkıyor, Hristiyanlık fennin ilerlemesinde bir etken değildir. Kim olursa olsun Cenab-ı Hak çalışana dünyalık nimetler vermektedir. Dikkatlice incelendiğinde görülür ki, teknikte ileri ülkeler bugün Kur'an-ı Kerim'de emredildiği gibi çalışıyor, hiç boş durmuyor, iki gününü eşit bırakmıyor. Bir yenilik bulunca kimse, kimde olursa olsun alıp inceliyor. Onun için de dünya sıkıntısı çekmiyorlar. Hayatım Roman. Kabadayı'nın Tövbesi. Efendim, ben emekli bir komiserim. Sizlere çok uzun yıllar önce tanıdığım birinden bahsetmek istiyorum. O yıllarda görevim gereği şark hizmetimi Karadeniz'in şirin bir kasabasında yapıyordum. Orada yılların namlı kabadayılarından biriyle tanışmıştım. Kabadayı deyince gözünüz korkmasın sakın. Öyle belalı biri filan değil. Kimseye kötülüğü dokunmayan, mert mi mert, delikanlı mı delikanlı biri. Bir tek merakı vardı, silah. Belinde taşıdığı iki silahına da gözü gibi bakardı. Peki tabancalar ruhsatlı mı? Hayır, o ruhsata gerek görmezdi. Çünkü yasa dışı hiçbir şey yapmazdı. Üstelik herkes de bilirdi onu. Halkı da, idarecisi de severdi onu. Bazen kahvehanelerde arama yapar, bir tek onun tabancasını almazdık. Ya da alsak bile, ertesi gün geri verirdik. Derken bir gün yine arama sırasında onun tabancalarını aldık belinden. Bizimki hiç mi hiç aldırmadı. Çünkü geri alacağından son derece emindi. Ertesi gün karakola geldi. Merhaba. Oo, hoş geldin Osman abi. Hoş bulduk. Hayırdır? Sabah sabah burada ne işin var? Bilmezlikten gelme. Tabancalarımı almaya geldim. Ya, istersen önce komiserle bir görüş. Oh, hoppala. Neden? Ben geldiğini haber vereyim. Kendisiyle görüşsen daha iyi olur. İyi ya. Komiserim, Osman abi geldi. Söyle içeri gelsin. Peki. Buyur Osman abi. Komiserim seni bekliyor. Sağ olasın. Merhaba komiserim. Hoş geldin Osman. Geç, otur şöyle. Tabancalarımı almaya geldim. Biliyorum, biliyorum. Diyorum ki verseniz de gitsem.
Dünden beri kendimi böyle bomboş hissetmeye başladım. Osman, tabancalarını bu sefer vermeyeceğim. Bu. Neden? Çünkü ruhsatsız. Ne olacak şimdi? Ceza mı vereceksiniz bana? Sen önce şu kağıdı imzala bakalım. Ya bana esaslı bir şaka yapıyorsunuz galiba komiserim. Neyse. İşte imzaladım. Şimdi ne olacak? Şimdi evine gideceksin. Nasıl yani? Silahımı almadan mı? Evet, silahını almadan. Bizimki öyle şaşırdı ki hiçbir şey diyemeden karakoldan çıkıp gitti. Canı oldukça sıkkın görünüyordu. Soluğu doğru kahve dağılmış. İşte böyle. Komiser kaç defa silahımı aldıysa hep geri verirdi bana. Ama şimdi vermedi. Gözümü korkutmak istiyor galiba. Ama ben birkaç gün silahsız ne yaparım? Üstelik tutanak da imzalat. Sonra mahkemeye vermesinler seni. Ne mahkemesi canım? Hepsiyle yıllardır biz dostuz. Olur mu öyle şey? İyi ama şimdiye kadar böyle bir şey yapmamıştım. Doğru. Ben de ona bozuldum ya. Biraz sabret bakalım ya, işi seyrine bırak. Ya belki de hakkında hayırlısı olur ya. Haklısınız galiba. Derken aradan birkaç gün geçmeden bizimki celp kağıdını alır eline. Duyduğuma göre öyle sinirlenmiş ki kasabayı terk etmeyi bile düşünmüş. Fakat kaçmayı da gururuna yediremeyip mahkemeye çıkmaya karar vermiş. Evet. Bu iki silah senin değil mi? Evet hakim bey. Ruhsatları yokmuş bunların ama. Yok hakim bey. Anlıyorum. Ruhsatsız silah taşımanın suçu 2 yıldan başlıyor. Bunu biliyor muydun? Nasıl? Karar verilmiştir. Seni ruhsatsız silah taşıdığın için 2 yıl hapse mahkum ediyorum. Bizim kabadayı ne olduğunu anlayamadan kendini hapiste bulur. Kolay mı? 2 sene mahpus yatmak. Allah kimseyi düşürmesin. Bir gün kendisini ziyarete gittim. Beni görünce ne yapacağını şaşırdı. Konuşsun mu, konuşmasın mı bilemedi. Ama ayağına kadar gitmiştim. Elbette görüşecek. Benimle konuşmayacak mısın Osman? Hiç olur mu komiserim? Seni görünce böyle birden şaşırdım da. Bana kızgın değilsindir inşallah. Neden susuyorsun? Yo. Seni dinliyorum komiserim. Peki. Bak, sana bir hediye getirdim. Zahmet etmesin. Yok canım, ne zahmeti. Gelirken uzun uzun düşündüm. Ne alacağıma karar veremedim. Sonra birden aklıma geldi. Hapishanede olana en güzel hediye kitaptır diye düşündüm. Bak, işte bunu sana getirdim. Sağ olasın komiserim. Ona tam ilmihal, Saadet-i Ebediye kitabını götürmüştüm. Kitabı ilk eline aldığında biraz bozulur gibi olmuştu ama ben hiç önemsemedim. Çünkü önünde sonunda o kitabı okuyacağını biliyordum. Ve 2 sene sonra tahliye olan bizim kabadayı pırıl pırıl bir insan, ibadet ehli bir Müslüman olmuştu. Hapishaneden çıktığı gün yanıma gelip şu sözleri söyledi. Bu yer benim hayrıma oldu komiserim. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Ben bu 2 yılı ömür boyu arasam da bulamazdım. Çünkü dinimi öğrendim. Evet. Yılların kabadayısı, şimdinin olgun insanı, belki yüzlerce darda kalmış insana yardım elini uzatan gerçek bir gönül ehlidir. Kendisini yürekten kutluyorum.
Sübhan Ferdin mi var bahçelerde, yurdun mu var bencileyim, derdin mi var garip garip, ötme bülbül, ötme bülbül, ötme bülbül, derdime dert atma bülbül, benim de bana yeter, bir derde sen katma bülbül, ötme bülbül, ötme bülbül, derdime dert katma bülbül. Derken cihanda mislim yok derken, seher vakti hak hak derken, bizi de unutma bülbül, ötme bülbül, ötme bülbül, derdime dert katma bülbül, benim derdim bana sen kaçma bülbül, ötme bülbül, ötme bülbül, derdime dert kaçma bülbül, benim derdim bana sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Dinleyicilerimizden gelen sorular var hocam. İsterseniz hemen bir faksla başlayalım. Dinleyicimiz demiş ki, yıldızname var mı? Varsa bizim dinimize, yoksa bizim dinimize nereden girdi? Zamanımızda da bazı sapık, ondan sonra zındık. Yani zındık, din adamı gözüküp veya dindar gözüküp de dini yıkmak isteyenlere verilen bir isimdir. Fasık günahçıların o ayrı bir mesele, o dini yıkmaz. Gevşek davranır ama dini bozmak için öyle bir gayret söz konusu değildir. Sapık, bu da itikaden sapıktır ve bunun niyeti de bu şekilde böyledir. Dini bozmaktır. Bu zamanımızda da olduğu gibi,
bundan önceki zamanlarda da İslamiyet'e düşman olan, İslamiyet'i içeriden yıkmak isteyen hep böyle sapıklar türemişlerdir ve çıkmışlardır. Mesela Osmanlılar döneminde de yer altında, yeraltı faaliyeti şeklinde çalışıp fırsat buldukları zaman kitap haline dönüştürerek piyasaya sürmüşler, sürülmüş. El altından, resmi değil, gayri resmi olarak. Zamanımızda da var ya efendim, korsan yayıncılık deniyor ya. O zaman da olmuş. Böyle bir kitap sürülmüş. İslam alimleriyle bağlantısı yok. Dinimizde böyle bir şey söz konusu değil. Kötü olan şeyler çabuk yayılır. Hatta İslam alimleri bir misal vermişler bu konuda. Bir dağın zirvesinden bir kayayı veya taşı yuvarlıyorsunuz. Dağın tepesinden yuvarladığınız o taş kısa zamanda hemen dağın eteğine, dibine inebilir. Hızlı bir şekilde iner. Ama aynı kayaya, aynı taşı sırtlayıp omuzlayıp da o dağın zirvesine çıkarmak zor olur. İşte din büyükleri buyuruyorlar ki kötülüğün yayılması dağın tepesinden kayayı, taşı aşağıya yuvarlamak gibidir. Doğrunun yayılması ve yerleşmesi ise o kayayı, o taşı dağın eteğinden alıp da zirvesine çıkarmak gibidir. Zaman alır, zordur, meşakkatlidir buyuruyor. Dolayısıyla efendim nereden yayılmış? Zamanımızda da bu abuk subuk o kadar çok şey yayılıyor ki, o kadar çok şey yerleşiyor ki hiç kimse sormuyor ya bunun aslı var mı yok mu falan diye sormuyor. Mesela Yıldızname gibi nice böyle medyumlar var, bilmem neler var falan bakıyorsunuz böyle kelli felli diyorlar ya efendim. Yani bakıyorsunuz adamın şeyi de var, söyleyi var, akademik kariyeri de var, şöhreti de var. Şöhret de var. Lafa gelince mangalda kül bırakmıyor. Bakıyorsunuz abuk sabuk şeyler söylüyor. Onun ağzından duyunca öbürsü diyor ki ya diyor, bu söyleyince bir şey varmış. Halbuki araştırması gerekiyor. İşte Yıldızname gibi sapık şeyler vaktiyle bu şekilde böyle yayılmıştır. Ne zaman bunlar kendilerine taraftar bulur? İnsanlar cahil kaldığı zaman. Hatta buna benzer başka bir şey daha var. Bu Şeyh Ahmet Vasiyetnamesi diye. Ta babamların zamanında askere gittikleri zaman oralarda bile dağıtmışlar askerlerin torbalarında, çantalar, sırt çantalarında böyle bu işte Şeyh Ahmet'in vasiyetnamesi aranmış. Zamanımızda da bunlar biraz düzeltmişler, değiştirmişler falan. Zamanımızda da sürülüyor. Hatta siz de şahitsiniz. İşte bir tane uydurmuşlar. Efendim 13 yaşında bir kız işte Hazreti Zeynep'in, Hazreti Hüseyin'in kızı Hazreti Zeynep'in türbesine gitmiş. İşte şöyle olmuş da böyle olmuş da. Birisi oturuyor böyle uyduruyor ve piyasaya sürüyor. İşte bu eline geçtiği zaman 11 tane yazıp dağıtmasan veya 13 tane yazıp dağıtmasan başına felaket gelir. Dağıtırsan şunlara şunlara ulaşırsın falan. Aslı faslı yok. İnsanlar şimdi bilgisi olmadığı için bakıyor falan. Aa bu böyleymiş diyor. Bakıyorsunuz başlıyor postalamaya. Yıldızname gibi uydurup kaydırık şeyler de hep buna benzer. Ama onu hazırlayan kimse işte oturmuş bayağı emek sarf etmiş. Çeşitli şeylerden de destek almış falan. Onu okuyan bir kimse bir bakıyor falan. Muhakkak o ortak bir şeysini buluyor kendinin orada. Tamamen adam karavana atlamış yani. Kendisine göre bazı şeyler koymuş. Onu görünce aa diyor bak diyor bu bende var falan. Mesela ben o köprü meselesi hep dikkatimi çekerdi. Muhakkak o 12 tane yıldızın içerisine koymuş. İşte sen diyor köprüden geçtiğin zaman yakalanmışsın bu hastalığa veya bu hale falan diye. Köprüden geçmiyor yok. Hele İstanbul'da oho her gün kaç defa köprüden geçiyorsun. Köprünün altından geçiyorsun. Dolayısıyla efendim dinimizde bağlantısı yoktur. Bunlara bakmak da ve baktırmak da imanı tehlikeye sokar buyuruluyor. Bir başka dinleyicimiz mektup göndermiş. Maliki mezhebini taklit ediyorum demiş. Maliki'yi taklit eden bir kişi bay olsun bayan olsun önden ve arkadan yel kaçırırsa abdesti bozulur mu? Bozulur tabii. Ama bu yel kaçırma hadisesi devamlı olur, rahatsız olur. Şey yaparsa Maliki mezhebinde bu hal abdesti o zaman bozmaz. Bozmadığı için Hanefi mezhebinde olup da Maliki mezhebini taklit eden bir kimse Maliki mezhebinin bu kavlinden de istifade edebilir mi? Edebilir. Dinleyicimiz ikinci olarak da abdest almakla meşguldüm ancak kardeşim beni konuşturdu. Dolayısıyla abdestimi henüz tamamlamamıştım. Konuştuğum için en baştan abdest almaya koyuldum. Doğru mu yaptım? Doğru yapmadı. Abdest alırken konuşmak mekruhtur ama abdesti bozan hallerden değildir. Uygun değildir ama abdesti bozmaz. Bir zaruret söz konusuysa konuşulabiliyor da. Fakat Maliki mezhebinde ara vermek, muvalata ara vermek uygun değil. Hani konuşmuştun, sabun falan yerdedir ya da tuzluk falan yerdedir demiştir, devam etmiştir. Evet, abdest alırken konuşmamak uygundur ama konuştuğumuz zaman da abdest bozulmuş olmaz. Hanefi mezhebinde, Maliki mezhebinde ve de Şafii mezhebinde bayanlarda şehvetle beyaz akıntı çıkınca abdest bozulurmuş, yalnız gusül gerekmezmiş, doğru mu? Şehvetlendiği zaman onun mahiyetini tabii kadınlar daha iyi biliyor. Şimdi erkekler de şehvetlendiği zaman beyaz akıntı bir sıvı gelir. Buna mezi denir. Bu mezi abdesti bozmaz.
Özür dilerim şey. Guslü bozmaz. Ama abdesti, abdesti bozar. Yani dinleyicimizin bahsetmiş olduğu mezi ise abdesti bozmuyor. Meni bozuyor. Dinleyicimiz bir de demiş ki... Abdesti değil, özür dilerim. Guslü bozmaz. Yanlış söylüyoruz. Guslü bozar. Guslü bozan menidir. Mezi sadece abdesti bozar. O da idrar yolu alını, ağzını terk ederse abdesti bozar. Tırnak ya da saçımızı kessek abdest bozulur mu? Tırnak da kesmiş olsak, saçımız da kesmiş olsak abdest bozulmaz efendim. Namaz kılarken sessiz gülsek, karnımızın oynaması ya da göbeğimizin kıpırdamasını hissetsek abdest bozulur mu? Efendim şimdi orada bir fıkıh kitaplarında bildirilen ölçü. Yani güldüğümüzü kendimiz işitmiş isek namazımız bozulur namazdayken. Ama namazdayken yanımızdaki de duyacak şekilde gülmüş isek bu zaman abdest de bozulur buyuruluyor. Peki efendim abdestliyiz, güldük, bir şey olur mu? Hiçbir şey olmaz canım. Kahkahayla gül istersen, abdeste bir zarar verir mi? Zarar vermez. O namazın içerisine ait bir hükümdür. Bir başka dinleyicimiz faks göndermiş, Esma Önal. Arkadaşımın demiş 3300 dolar parası var, zekat vermek istiyor. Ne kadar verecek? 4 senelik zekat borcu var. Ne yapması gerekiyor? 40'ta 1 efendim. 3300'ü 40'a bölecek, 40'ta 1'i neyse onu verecek. 4 senelik borcuysa önce 1. seneden başlayacak. 1. sene ne kadar vardı? Şu kadar. 40'ta 1'ini ayıracak. Ondan sonra o 40'ta 1'ini ayırdığı şeyi tekrar o paradan düşecek. Tekrar 40'a bölecek. Verdiğini çıkaracak. Tekrar 40'a bölecek. Verdiğini çıkaracak. Tekrar 40'a bölecek. 4 defa yani. Yani ilk sene diyelim ki 50 dolar zekat borcu vardı. 3000 dolardı. 50 dolarını çıkardı. 2950 dolar kaldı. İkinci sene yine 50 dolar. Bu sefer 2900 doların 40'ta 1'ini verecek. Yine 50 dolar diyelim. Bu sefer 2850 doların 40'ta 1'ini bu şekilde böyle hesaplayacak. Bir başka dinleyicimiz yine faks göndermiş. Zonguldak'tan İbrahim Yıldız diyor ki bakkalımdaki malları saymak tam adedince zor. Vakit olarak da müsait değilim. Bazı malların maliyet fiyatını tam olarak bilmiyorum. Bu durumda malların geneline tahmini ortalama bir fiyat tespit edip zekatını verebilir miyim? Ya da ne yapmam lazım? Başka alternatif yoksa onu yapacak. Çünkü tek tek sayması imkansızsa veya kendisine ifsaliye gelmiştir, fatura gelmiştir, oradan biliyordur. Hiç olmazsa şeylere bakacak. Mesela onların belli kendilerine göre miladi olarak yılbaşları var. O zaman esnaf sayıyor elindekini. Envanter, envanter diyorlar ya efendim. Sayım yapıyorlar. O sayım da kayda geçer. Zekat nisap günü de o güne denk geliyorsa veyahut da o gün sayımını yapar, ondan sonra ilaveleri ve çıkarmaları bir yere kayda geçerse kolay olur. Bunları da yapması mümkün değilse, çünkü saymak ve ne kadar olduğunu bilmek gerekiyor. Hiç olmazsa raflara bakar, ha şundan şu kadar, şundan şu kadar, şundan şu kadar ve irsali yerine bakar ya da faturalarına bakar, gelişlerini, kendisine mal oluş fiyatlarını onları da hesap eder. Yani gene bir emek sarf etmesi lazım, gayret sarf etmesi lazım. Zaten o da onu demek istiyor. Hangi tarihte zengin olduğumu bilmiyorum demiş dinleyicimiz ayrıca. Geçmişe dönük zekatımı nasıl hesaplayacağım bu durumda? Nasıl vereceğim? Tahmin olarak bir zaman tayin eder. Şuradan ben zengin oldum der. Ona göre hesaplarını yapar. Bakkalın zekatını verirken istediğim maldan verebilir miyim? Tabii sattığı şeylerin hepsinden verebilir. İster çiçek yağı versin, ister temizlik maddesi versin, isterse toz şekeri versin. Yani sattığı şeyin, sattığı ne varsa hepsinden verebilir mi? Verebilir. 6 sene önce çalıştığım iş yerinde arkadaşımla konuşurken bu işten ayrılmaya neredeyse adak adayacaktım dedim. Bu adak olur mu? Olmaz. Adamamış ki, öyle bir şey yok. Bir başka dinleyicimiz yine faks göndermiş. Komşumuz vefat etti. Hanımı çocukları tebarekesini 7 gün ve 40. gününü mevlüt okutmadılar. Bidat diye, doğru mu? Doğru yapmışlar. 40. günü yok. Ama bir hafta boyunca, bir hafta bekleyip de okutmak o da bidattı. Öyleyse onu da yapmadıkları iyi olmuş. Ama bir hafta boyunca okumak müstehaptır. 3 çocuğumuz var. Birincisini akika kestik. Diğer ikisine kesemedik. Kurban bayramında hem kurban ve akika diye niyet edilir mi? Edilmez. Vacipse vacip kesilir. Akika çünkü sünnettir, müstehaptır. Ama kurban kesme kendilerine vacip değilse o zaman alırlar, akika diye keserler. Zaten akikayı ana baba, zengin, fakir herkes yediği için, kurban bayramında kesildiği için de kurban kesme sevabı da hasıl olmuş olur. Ve akika da yerine vasıl olmuş olur efendim. Bir başka dinleyicimiz e-mail göndermiş. Erzurum'dan Abdülkadir Güler diyor ki ben Hanefi mezhebindenim fakat bazı durumlarda Şafii mezhebinin fetvasına niyetleniyorum. Mesela diş dolgusu mevzuunda şunu anlayamıyorum, açıklarsanız sevinirim. Her başım sıkıştığında başka bir mezhebin yolundan gideceksem Hanefi mezhebindenim demenin ne anlamı var?
Yol olma ne şeye, ne başı sıkıştığı zaman. Mesela diş dolgu sebebiyle kuslu olmuyor, onun için onu şey yapıyor, taklit ediyor. Başka bir şey gerekmiyorsa yapmıyor. Gerekmiyor tabii. Niye başı sıkışsın ki? Dört mezhebinde, dörtte bunların rahmettir tabii ki. Başımıza bazı haller geldiği zaman onları da bilmemiz gerekir ki o orada taklidir. Şafii mezhebinde olanlar da Hanefi'yi taklit ederler. Bunlar bize Allah-u Teala'nın dinini iletmişlerdir. Bunların hepsi de rahmettir çünkü hadis-i şerif var. Onu ben anlayamadım yani. Bunlara ne gerek var? Peki nasıl uyuyacak, nasıl yapacak, nasıl edecek o zaman? Ya Hanefi'yim demeye... Ne anlamı var o zaman demiş. Hanefi'den çıkıyoruz gibi mi anladı dinleyicimiz? Öyle olmuş. Herhalde öyle anladı ama o yani anlayışı uygun değil. Yani yazdığı kadarıyla neyi murad ettiğini anlayamadık da yani başımız sıkıştığı zaman bir başka mezhebi taklit edeceksek o zaman Hanefi olmaktan başın sıkıştığı zaman hangi konuda sıkıştı? Gusülde sıkıştın. Başka? Başka? Yani o biraz abes kaçıyor. Yani neyi murad etti ben onu anlayamadım dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz, mutfaktaki bulaşıklar gece yıkanmayıp sabaha kalırsa üzerine şeytan ve cinler iner diye duydum. Doğru mu? Yanlış değil efendim. Yani daha öncekiler de aynı şekilde buna riayet ediyorlar. Onun için açık kap bırakmamalı, bulaşık kaplarını da aynı şekilde açık bırakmamalı ve gece bulaşıksa hemen halletmeli onu. Bazen tembellik ediliyor, bırakılıyor falan, uygun değil. Yani o konuda kitaplarda tavsiyeler var. Hatta yemekleri de açık bırakmamalı buyuruyor. Eğer dolapta yer yoksa, dışarıdaysa üzerlerini örtmelidir buyuruyor. Son bir soru, yine bir e-mail. Bir arkadaşım bir dileğin olduğunda 40 gün arka arkaya Fetih suresini okuyup arkasından hacet namazı, hacet duasını okuyup dilediğimi istersem kabul olunabileceğini söyledi. İlmihal kitaplarında böyle bir şey var mı? Okudunuz mu? Efendim rastlamadık. Biz de yani fıkıh kitaplarında rastlamadık. O yani Kur'an-ı Kerim'deki herhangi bir sureyi o niyetle okusa, Cenab-ı Hak'tan talep etmiş olsa, dua etmiş olsa... O ayrı bir mesele. Ama derse ki bunu yapmak sünnettir, İslam alimleri böyle buyurmuştur, o zaman İslam alimlerine iftira olur, sünnettir demesi bidat olur. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ha, biz de rastlamadık. Ha, İslam alimlerinden bir tanesi bile yazmış olsa yine başımızın üzerinde yeri var. Ama biz rastlamadık. Efendim sizin rastlamamanız ölçü müdür? Hayır, ölçü değil. Olur mu öyle şey? Biz bakabildiğimiz, ulaşabildiğimiz kitaplarda görmedik. Rastlayan varsa da söylese tabii, bakarız. Tabii bakarız. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Efendim biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşça kalın. İslam ve toplum.